Ana haber bülteni Diyar Bindavi ile başlıyor. İyi akşamlar sayın ve değerli seyircilerimize. Türk Mevcut Televizyonu'ndan günlük ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ana haber bültenimize geçmeden önce haber başlıklarına bir göz atalım. Başbakan Mohamed Şia el-Sudani, Irak'ın tüm bölgelerinde FŞ'lerinde 200 elektrik istasyonunun işletmesinin açılışını yaptı. هذا الجدول انا راح اتابعه يوميا في كل المناطق وفي كل المحافظات وقاعد ياشر عدي بشكل واضح لو اكو Başbakan Mohamed Şia el-Sudani elektrik dağıtım müdürlüklerindeki görevlileri meydani olarak çalışmalarına talimat verdi. Geçtiğimiz haftalarda Kerkük'te bulunan Kırdarhanı'nda meydana gelen bir yangın sonucu maddi hasarları oluştu. Yangının ardından Kerkük Vali Yardımcısı, hanın yeniden imarı için özel komisyonlarında bir araya gelerek toplantı yapıldı. İsrail ordusunun Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saat 53 artarak 36.224'e yükseldi. İran'da 28 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların başvuru süreci başladı. Merhaba sayın seyircilerimiz. Başbakan Mohamed Şia el-Sudani, Irak'ın tüm bölgelerinde ve şehirlerinde 200 elektrik istasyonunun işletmesinin açılışını yaptı. Başbakanın medya ofisine göre elektrik enerjisi ve ultra yüksek basınç iletimi için 48 istasyonun açılışını yaparak ve ayrıca elektrik iletiminin de darboğazlarını da çözmek için proje paketinin de ilk aşamasında İller genelinde elektrik dağıtımı için 152 istasyon daha açtı. Başbakan Mohamed Şia el-Sudani bakım istasyonları ve dağıtım istasyonları yetkililerinin de eylemsizliği ve ihmali olduğunu açıkladı. Başbakan ayrıca bazı bakım istasyonları ve elektrik dağıtım devrileri yetkilileri tarafından eylemsizlik ve ihmalın varlığını teşhis ederken ihmalını kanıtlayan herkesi sorumlu tutmaya ve muaf etmeye yönlendirdi. Başbakan Mohamed Şia el-Sudani elektrik dağıtımı müdürlüklerindeki görevlileri meydani olarak çalışmalarına talimat verdi. Başbakan ayrıca elektrik enerjisi işleme programları ve yetkililerin ve daire başkanlarının da iş performansı listeleri hakkında tam olarak bilgilendirileceğini vurguladı. Başbakan Mohamed Şia el-Sudani yeni nesil meclis bloğu üyelerini kabul etti. Açıklamaya göre görüşmede ülkede ve Kürsen bölgesinde yaşanan son gelişmeler, yoksulluk ve işsizlik oranlarını hafifletmek için hükümetin ekonomik reform alanında attığı adımlar ele alındı. Ayrıca görüşmede yürütme ve yasama güçleri arasındaki koordinasyonun da önemi vurgulandı. Irak'ın istikrarını koruyacak bir şekilde sorunları çözmek konusunda siyasi güçlerin gereken çabaları göstermenin de gerektirdiğine işaret edildi. Başbakan Mohamed Şia el-Sudani Kerkük ilini temsil eden siyasi güçlerinin 3. toplantısına başkanlık etti. Açıklamaya göre toplantıda Kerkük birleşenleri arasındaki siyasi anlaşma belgesinin onaylanması için yapılan çalışmalar ve istişareler ile Kerkük halkının da dışlanmadan ve ötekileştirilmeden barışçıl ve kardeşçe bir arada yaşamanın da sürdürebilmesi amacıyla yerel yönetiminde yasaya uygun olarak ulaştırılması için gerekli mekanizmalar gözden geçirildi. Başbakan Mohamed Şia el-Sudani Arap ve Uluslararası Spor etkinliklerine ev sahipliği yapmanın da Irak'taki istikrarın durumunu yansıttığını belirtti. Başbakan el-Sudani X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birçok Arap ve Asya ülkesinin katılımıyla Basra'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Batı Asya Erkekler ve Kadınlar Atletizm
şampiyonasında mükemmel sonuçlar elde eden spor kahramanlarımıza selam olsun dedi. Cumhurbaşkanı Abdülhatif Cemal Reşit Temsilciler Meclisi Başkanı Vekili Muhsin El-Mendelavi'yi kabul etti. Açıklamaya göre görüşmede ülkede yaşanan son siyasi, ekonomi ve güvenlik gelişmeleri ele alındı. Ayrıca vatandaşların ihtiyaçlarına ilişkin önemli sorunların çözümüne yönelik siyasi güçler arasındaki çabaların yoğunlaştırılmasının da önemi vurgulandı. Cumhurbaşkanı Abdülhatif Cemal Reşit Bağdat Sarayı'nda Birleşik Krallık'ın Irak Büyükelçisi Stephen Charles'i kabul etti. Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Reşit, Irak ile Birleşik Krallık arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin, ekonomik yatırım ve teknolojik işbirliği olanaklarının daha geliştirilmesinin ve iklim ve çevresel değişikliklerle mücadele etmek için ortak çalışmanın önemini vurguladı. Başbakan Muhammed Şia Sudani, Irak'ın İspanya ile stratejik bir ortaklık kurma arzusunu ve Irak'ın tanık olduğu kentsel ve kalkınma rönesansı ile yatırım çekici ortamı konusunda uzmanlaşmış şirketlerin katılımı arzusunu dile getirdi. Başbakan İspanya'nın pozisyonunu ve Filistin devletinin tanıma yolunda attığı önemli adımı takdir ederek, büyük ülkelerinde aldığı bu pozisyonlarında saldırganlığında caydırmasında ve Filistinlere karşı vahşice uygulanan suikarımın önlenmesinde önemli bir etkiye sahip olduğunu vurguladı. Bakanlar Kurulu toplantısında bir kısmı imar yolu projesi ve diğer hizmet projelerine ilişkin olmak üzere çok sayıda karar çıkarıldı. Oturumda Başbakan Muhammed Şia Sudani bu yılki hac masrafına 39 milyar dinar destek verdiğini açıklayarak Iraklı hacıların da yarıdan fazlasının da kutsal topraklara gönderildiğini kaydetti. Öte yandan hükümet resmi sözcüsü Basım Alevadi, Basra Şelence Demiryolu projesinin maliyetinin Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını ve projenin bir İspanyol şirketine devredildiğini duyurdu. Haftalık basın toplantısında Alevadi, kurulun Kerkük-Bağdat Karayolu üzerinden ve Sirdağ tarafından ihlalları kaldırmayı kabul ettiğini belirtti. Çalışma ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı Kerkük'e ziyaret ederek Kerkük Valisi'nin teknik yardımcısı ile toplantı yaptı. Çalışma ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı Kerkük'e ziyaret ederek Kerkük Valisi'nin teknik yardımcısı ile toplantı yaptı. Çalışma ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı Dr. Hüda Seccat Kerkük Valilik binasına geldi. Kendisini Kerkük Valisi'nin teknik asistanı Mühendis Ali Hammadi karşıladı. Sosyal İşler Bakan Yardımcısı, Kerkük Valisi Teknik Yardımcısı, Çalışma Bakanlığı Genel Müdürleri, İdari Asistanı Emersun Tarık, İmar İşler Danışmanı Mühendis Habat Esat'ın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. İdari Danışman Seraceddin Şevket ve Kerkük Çalışma ve Sosyal İşler Dairesi Müdürü Taha Halil ile Bakanlığın Valilik Daireleri ve bölümlerinden çok sayıda yetkili katıldı. Doktor Hüda Seccat öncelikle Kerkük'ün kendine has ve özelliği olduğunu, küçük bir Irak olduğunu doğruladı ve ziyaretin Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı bu durumun gerçekliğini öğrenmek ve bakanlık birimlerine destek vermek amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Vali yardımcısı ise valilik idaresi ile bakanlık birimleri arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu, büyük bir işbirliği içinde olduklarını, kendilerine her türlü desteği verdiğimizi ve toplumun faydalanan kesimlerine hizmet etmek için her türlü ihtiyacı sağlamaya çalıştıklarını doğruladı.
Geçtiğimiz haftalarda Kerkük'te bulunan Kırdarhanı'nda meydana gelen bir yangın sonucu maddi hasarlar oluştu. Yangının ardından Kerkük Vali Yardımcısı Han'ın yeniden imarı için özel komisyonların bir araya gelerek toplantı yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda Kerkük'te bulunan Kırdarhanı'nda meydana gelen bir yangın sonucu maddi hasarlar oluştu. Yangının ardından Kerkük Vali Yardımcısı Han'ın yeniden imarı için özel komisyonların bir araya gelerek toplantı yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Ali Hummadi, Özel Komisyon Emniyet Müdürü Yardımcısı Kerkük Kaymakamı, Mühendislik Bölümü Müdürü ve bir dizi yetkili hazır bulundu. Vali Yardımcısı, yangın sonrasında Kırdarhanı'nın yeniden imarı için özel komisyonların bir araya geldiğini açıklarken, Vali Rakkan Seyit Elcuburi'nin talimatlarına dikkat çekti. Vali ve ekibi, hanların hızla yeniden hayat bulması ve modern bir şekilde yeniden inşa edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor, dedi. Ayrıca dükkan sahiplerinin haklarının korunacağını ve Bakanlar Kurulu'ndan tazminat almalarının sağlanacağı da belirtildi. Komisyon tarihi yapının onarımı ve korunması için gerekli adımları atacaklarını, Kırdarhanı'nın yeniden eski ihtişamına kavuşması ve tarihi değerini koruması amacıyla çalışmalar hızla başlatılacak. Yerel yetkililer sürecin en kısa sürede tamamlanması için yoğun çaba sarf ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridini 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 53 artarak 36.224'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Gazze şeridine 237 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 5 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 53 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 357 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36.224'e, yaralı sayısının 81.777'ye yükseldiği kaydedildi. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte en az 20 Filistinli'yi daha gözaltına aldığı belirtildi. Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı esirler ve serbest bırakılanlar heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin de işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü ifade edildi. Son 24 saatte İsrail askerlerinin de işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, El-Halil ve Kalkilya kentiyle Kudüs'te aralarında çocuk ve eski tutuklularında bulunduğu en az 20 Filistinli'yi gözaltına aldığı kaydedildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine yönelik devam eden saldırılarının da maliyetinin 2025 yılına kadar 67 milyar doları bulacağı bildirildi. İsrail Merkez Bankası Başkanı Emir Yaron, İsrail'in Gazze'de büyük bir insanlık felaketine yol açan saldırılarının da maliyeti hakkında açıklamada bulundu. Yaron Gazze'ye saldırılarında savunma harcamaları, sivil ihtiyaçlarına yönelik harcamalar ve vergi geliri kayıpları dahil maliyetinin de 2023'ten 2025 yılına kadar 67 milyar dolara ulaşacağını söyledi. Gazze'ye saldırılarında maliyetinin de böcek için yük olduğunu belirten Yaron, İsrail ordusuna böcek konusunda açık çek verilmemesi uyarısında bulundu. İran'da 28 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların başvuru süreci başladı.
İşler Bakanı Ahmet Veyidi düzenlediği basın toplantısında İran tarihinde bir dönüm noktası olan bu hassas şartlarda ve bu kadar büyük bir kayba rağmen devrim lideri Hamenei'nin rehberliği ve anayasa ile ülke yönetiminde herhangi bir aksama yaşanmadığı dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kay süreci 5 gün sürecek. 7 gün adayların yeterliliklerinin de incelenmesine ve 14 gün ise adayların kampanyasına ayrılacak. Haberlerimizin sonuna gelmeden önce haber başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Ahmet Şia, Sudan'ı Irak'ın tüm bölgelerinde ve şehirlerinde 200 elektrik istasyonunun işletmesinin açılışını yaptı. هذا الجدول انا راح اتابعه يوميا في كل المناطق وفي كل المحافظات وقاعد يأشر عدي بشكل واضح لو اكو خلل ندخل نشوف شنو الخلل بناء على تنبيه. Başbakan Ahmet Şia, Sudan Elektrik Dağıtım Müdürlüklerindeki görevliler meydani olarak çalışmalarına talimat verdi. Geçtiğimiz haftalarda Kerkük'te bulunan Kırdarhanı'nda meydana gelen bir yangın sonucu maddi hasarlar oluştu. Yangının ardından Kerkük Vali Yardımcısı Han'ın yeniden imarı için özel komisyonlarıyla bir araya gelerek toplantı yapıldı. İsrail ordusunun Gazze şeridine yedindeyi Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saat 53 artarak 36.224'e yükseldi. İran'da 28 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların başvuru süreci başladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.